Değerli arkadaşlar, bugün sizlere Hikmet Kıvılcım'ın kaleminden Sosyalizm Nedir'i okuyacağım. Sosyalizm sözü. Ortada hiç kimsenin çürütmeye kalkışamayacağı bir gerçeklik var. Sosyalizm sözcüğü en çok 150 yıl önce icat edildi. Bu sözcük Frenkçeden gelmelidir ama Fransız icadı değildir. Sosyalizm en sistemli, gürültülü gösterilerini Fransa'da yapmış ise de İngiltere'de doğmuştur. Çünkü ilk sosyal devrim İngiltere'de olmuş. Kapitalizmi orada iktidara getirmiştir. Sosyalizm bir antitez olarak dünyaya gelebilmek için önce kapitalizmin doğması gerekmiştir. Önce kapitalizm, ondan sonra sosyalizm gelişimi günümüzdeki geri ülkeler için şart sayılmaz. Nitekim bir ülke içinde kapitalist ilişkilerin henüz girmemiş bulunduğu sektörler varken o ülkeye egemen düzen kapitalizm ise sosyalizm iktidara çıkabilmiştir. Bütün ülke ekonomisinin ve sınıf ilişkilerinin önce kapitalist olması beklenmemiştir. Yeryüzünün bir tek ülke kadar küçüldüğü günlerde kimi ülkelerin ayrıca kapitalizm gelişmesini beklemeksizin sosyalizme geçmeleri mümkün olmuştur. Yalnız tarihte önce modern kapitalizm gelmiştir. Kapitalizmin girmediği ülkede sosyalizm başlamamıştır. Yeryüzünde kapitalizmin ilk iktidara geldiği toprak İngiltere olduğu için sosyalizm sözcüğü ve kavramını ilk bulan adam büyük İngiliz ütopisti, hayalci sosyalisti Robert Owen olmuştur. Owen 1820 yıllarında akıllıca toplum düzeni dediği şeye sosyalizm adını koymuştu. Ondan sonra Fransa'nın en büyük ütopisti Saint Simon'a öğrenci olanlar içinde en namuslu kalanlar prodüktör, üretmen adıyla çıkardıkları dergide sosyalizm deyimini yaydılar. Sosyalizm sözü bu. Sosyalizmin özü. Sosyalizmin özünü anlamak için dünyada, Türkiye'de ve bilimde doğuşuna kısaca değinmeliyiz. 1. Dünyada sosyalizm, kapitalizmin ürünü. Tarihte medeniyetle birlikte sonsuz devrimler oldu. Sınıf çelişkileri sosyal bir devrime ulaşmadığı için medeniyetlerin çöküşleriyle sonuçlandı. Bu çöküşlere tarihsel devrimler adı verilebilir. Ancak kapitalizm doğduğu zaman derebeyliği aşındırarak en sonunda devirince medeniyet yıkılmadı, iktidara burjuvazi geçti. Bu değişikliğe sosyal devrim denildi. Tarihsel devrimde toplum yıkılıyordu. Sosyal devrimde yalnız bir sınıfın tahakkümü yıkılıyordu, toplum daha başarıyla yoluna devam ediyordu. İnsanlık ölçüsünde bambaşka bir gelişme sağlayan sosyal devrimin muştulayıcıları burjuva devrimcileri oldu. Bir sosyal devrim teorisi olan sosyalizm de ister istemez burjuva devrimcilerinin attıkları temellere dayandı. Engels der ki, teorik biçimiyle sosyalizm başlangıçlarında 18. yüzyıldaki büyük ansiklopedistlerce temellere atılmış bulunan prensiplerin daha mantıklı bir sonuca vardırılmak istenen daha ileriye götürülmüş sürekliliğidir. Demek sosyalizm davranış ve düşüncesi, tarihte burjuvazinin icat ettiği sosyal devrim pratiği ve teorisidir. Kapitalistler kendi çağları için
insanlığa ilerleme getirmiş sosyal devrimi sonradan kötülemeleri ve sosyalizme düşman kesilmeleri, çıktıkları kabuğu beğenmemeleridir. Kapitalizmin kendisine sövmesidir. Medeniyeti antika çağlardaki gibi batırmak isteyen intihar felsefesidir. Sosyalizmin tarihsel anlamı bu denli önemlidir. Onun için bulduğu her doğruyu korku ve çıkar kaygısı ile gizlemeye kalkışan her burjuva düşünürü sosyalizmin kaçınılmazlığını görmezlikten gelemez. Bilimsel sosyalizmin kurucuları Marx, Engels'in birer burjuva çocuğu oluşları o bakımdan hiç şaşılacak şey değildir. Sosyal devrimciliğin burjuvaziden işçi sınıfına geçtiği bir çağda her ayık ve namuslu düşünür sosyalizmden başka çıkar yol bulamaz. Artık dünyanın her yerinde kendi beynine güvence olan, doğru düşünmeye saygı duyan, nasırlaşmamış her burjuva gencinin derebeyleşmediği ve satılmadığı ölçüde sosyalist oluşu bundandır. 2. Türkiye'de milliyetçilik sosyalizmdir. Türkiye'de de işçi sınıfımızın bayraklaştırdığı birçok sosyalistler burjuva aydınları oldular. Daha tipik örnek Türklere Türkçülüğü öğreten Ziya Gökalp en katışıksız burjuva ideoloğuydu. Ömrünün sonunda tüm düşüncelerinin muhasebesini dürüstçe yapar yapmaz ne buldu? Nice kafasını işletmeyen sağcıya ve şarlatan solcuya, hele kadroculara parmak ısırttı. Türkiye'de sosyalizmden başka gerçek milliyetçilik olamayacağını sezdi ve bu doğruyu açıklamakta sakınca görmeyen bir sosyalist olarak öldü. Milli Kurtuluş Hareketimiz, Mustafa Kemal'in unutulmaz deyimiyle emperyalizme ve kapitalizme karşı çıktı. Kapitalizme karşı olan ilericilik, sosyalizmden başka ne olabilirdi? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce kotarılan ilk halkçılık programı, bilinen sosyalizm sözcüğünü halkçılık diye tercüme etmekten başka bir şey değildi. Kapitalizmin bir başka düşmanı daha vardı. Derebeylik gericiliği, Kuvayi Milliyeci Mustafa Kemal'in derebeyi veya gerici olduğunu kimse iddia edebilir mi? Hayır. Türkiye'de sosyalizm düşmanlığı modern toplum düşmanlığı oldu. Ülkemizi dünyanın en geri derebeyi artığı durumuna sokmak istedi. O yüzden Türkiye'de Babil çağından kalmış tefeci bezirganlığın finans kapital köleliğine karşı modern toplumu savunmak tarihin bir cilvesi olarak sosyalistlere düştü. Batı'da modern kapitalizme gerçekleştirdiği vatanseverlik ve milliyetçilik Türkiye'de de sosyalistlerin oyunlarına borç oldu ve oluyor. 3. Bilimsel sosyalizm. Modern sosyalizmdir. Bilimsel sosyalizmin son amacı modern toplumun ekonomi kanunlarını örten peçeyi kaldırmak idi. Bilimsel sosyalizm kurucuları için çağdaş tarih, çağdaş siyaset, modern tarih çerçevesi bilim disiplini oldu. Engels problemi daha çok sosyal politika açısından ele alarak dedi ki, modern sosyalizmin temeli her şeyden önce göze çarpan iki şeyin ürünüdür. Bir yandan sınıf zıtlıklarının ürünüdür. Modern toplumda bir zıtlıklar, mülklülerle mülksüzler, ücretli işçilerle burjuvalar arasında vardır. Öte yandan modern sosyalizm üretimde egemen olan anarşinin ürünüdür.
Bir ülkede kestirmece 1. Üretim anarşisi var mı? 2. İşçi patron zıtlığı var mı? 3. Mülklü mülksüz zıtlığı var mı? Varsa sosyalizm kaçınılmaz problemdir. Problemi diyalektikçe tersine çevirelim. Bir ülkede her ağız bir sosyalizm mi konuşuyor? Orada üretim anarşisi, sınıf zıtlığı, mülk zıtlığı var demektir. Bu anarşi ve zıtlıkları sosyalistler icat etmezler. Sosyalistleri icat eden o anarşi ve zıtlıklardır. Sosyalistleri yeryüzünden kaldırmak mı istiyorsunuz? Üretim anarşisi ile sınıf ve mülk zıtlıklarını dünyada yok edelim. O zaman da kendimizle birlikte bütün dünya sosyalist olmuş olur. Sosyalizmin özü de kısaca budur. Değerli arkadaşlar, bu metinler Halkın Kurtuluş Yolu gazetesinden alınmıştır. Yoldaşça selamlar.